Şimdi ben bazı ana noktaları işaret ettim. Her şahıs apayrı bir dünya ama her insanın da o güzel ahlakı elde etmek için mevcut olan o kabiliyetlerin ortaya çıkması için eğitilmesi lazım. Yani doğuştan tamam kabiliyetler var ama bunların ortaya çıkması için mutlaka eğitilmesi lazım. Bunun üzerinde ısrarla durduk. Yalnız kimseyi kimseyle mukayese etmeyeceksiniz. Kimse bir başkasının kopyası değil. Kimse kimseye benzemiyor. Yapılan hatalardan biri insanların birbirleriyle mukayese ederek birinin yaptığını öbürkünden aynı şeyi beklemek, aynı başarıyı, aynı durumu beklemek gibi hata oluyor. Bir bunun üzerinde ısrarla durduk. Bir de yine karakterin, ahlaki prensiplerin iyice yerleşik hale gelmesi, yani artık düşünmeye ihtiyaç olmayacak şekilde yerleşik hale gelmesi üzerinde durduk. Yani karakteri, şahsiyeti, insanın ahlaki istikamette mi oluşuyor yoksa kötü huylar şeklinde mi gelişiyor? Mesela iyi huy insanları memnun eden, onlara huzur veren, kötü ise insanların sıkıldığı, üzüldüğü, hatta nefret ettiği, insanların kaçtığı huylardır. Nedir o? İyi huy, nezaket. Kötü huy ne? Kabalık. Bağırmak, çağırmak, yüzünü ekşitmek, tenkit ederken aşırıya gitmek, kırıcı olmak. Şimdi insan güzel huyuyla o kadar yüksek bir derece kazanıyor ki ve zaten din, güzel ahlak olmayanın dininde çok büyük problemler oluyor. İyi bir dindar, güzel ahlaklı insandır. Kırıcı bir insan ise, insanları kıran bir insan, Rabbül Alemine, Allah'a karşı gerçekten yönelmiş olmuyor. Çünkü ahlakın temeli yüce yaratıcıya karşı tazim, onun azameti karşısında hürmet göstererek azami olarak Cenab-ı Hakk'a tazarru, niyaz, dua, ona bağlanmak. Başka hiçbir şey bu derecede ileri şekilde bağlanmak insan hayatında doğru değil. Yalnız Allah'a. Onun dışında insanlara ise iyi ahlakla muamele etmek. İnsanlar dışındaki diğer mahlukata, yani hayvanlara şefkatle muamele etmek. Bitkilere, ağaçlara, mesela bir ağacı keserken bile onun bir ızdırap duyduğunu hissedeceksiniz. Kesmek zorunda kalıyorsanız yani. Hatta budarken bile. Niye? O da bir nebati can taşıyor, bir hayat taşıyor. İşte burada bu ince duyguların kazanılması şahsiyette çok önemlidir. Yine şunun üzerinde durduk. Bu ahlaki karakter, ahlaki huyların kazanılmasında muhakemenin çok açık olması lazım. Yani doğru hüküm vermek, doğru karar vermek. Sonra yanlış karar verirsek, onun üzerinde devam edersek, örnek vereceğim şimdi, o zaman bu yanlışı düzeltmek çok zor oluyor. Örnek vereyim. Şimdi adam son derece kırıcı, bencil ve cimri bir tip olsun. Ama kendisine sorduğunuz zaman o kendisini şöyle savunuyor. Yok diyor, ben iktisatçıyım, çok ölçülüyüm, onun için bana cimri diyorlar diyor. Kırıcılık tarafına da diyor ki, ne yapalım, ben böyle alışmışım, babam da böyleydi zaten diyor. Ne yapayım diyor, ben böyle alışmışım diyor. Kendini savunmaya alıyor. Halbuki insan buluğ çağına kadar ebeveynin terbiyesi altındadır. Bu da işte 12-15 yaşta kadar. Ondan sonra artık terbiye de, irade kendisine aittir. Çünkü artık akil bali olmuştur. Ha, teşekkür ederim efendim, sağ ol. 7 yaşında temiz yaşına girer çocuk. 12-15 yaş ve 17'ye kadar da gider bu.
O yaşlarda da buluğ çağına akıl ve balig olur. İşte 7 yaşından temizden itibaren ahlaki terbiyesine ihtimam etmek lazım. 6 yaşında, 5-6 yaşında ise onun kötü arkadaşlardan, kötülüklerden korunması lazım. Ama artık onu ahlakla ilgili öğütler ona tesir etmez. Onun tedbirini alırsınız daha küçüklerde. Ne yaparsınız? Onu bir nizama, intizama sokarsınız. Onun ahlak olarak ondan istediğiniz şeyleri siz yaparak, örnek olarak ona gösterirsiniz. Ortamı da ona göre ayarlarsınız. Mesela itişip kakışmamalar için çocukları sıraya koyarsınız. Anaokullarında öyle yaparlar. Sıraya koyarsınız. Hadi şuradan tren sırasına girelim. Bir tanesi lokomotif olsun, vagon olsun diğerleri gibi. Bu ufak çocuklara böyle siz ahlakın prensiplerini öğretirsiniz. Ama 7 yaşından sonra artık onun temiz yaşı, akıllı gelişmeye başlamıştır. Açıklamaya başlarsınız. Bu şunun için doğrudur, bu şunun için yanlıştır. Daha önce bunu söylerseniz anlamaz çocuk. Çünkü 7 yaşından önce, temiz yaşından önce ahlaki kavramları çocuğun anlaması mümkün değildir. Bunun gibi buluğ çağına gelince, 12-15 yaşına gelince artık terbiye iyice yerleşmiştir. Ya kötü yerleştiyse, ihmal edildiyse çocuk. Kötülüğü, yanlışlığı, mesela kabalığı doğru bir şeymiş gibi, bir cesaretmiş gibi öğrendiyse işte onun terbiyesi çok zor olur. Mesela kimseye bağırarak hitap etmeyin. Kibar ve nazik olarak ifade edin. Mesela insanlara bağırmayın diyoruz ahlakta. Halbuki etraftaki daha önceki hayatında, tecrübelerinde etrafındaki yetişkinlerin birbirlerine bağırarak hitap ettiklerini, birbirlerini çağırırken çok yüksek sesle bağırdıklarını, sonra birbirlerini konuşurken sözlerini keserek onların üzerine konuştuklarını vesaire görmüş ve bunlar yerleşmişse bir insanda, bunun ahlaki terbiyesi ileride çok zor olur. Onun için iş küçük yaşlardan itibaren çocuğu güzel bir ahlaki çevrede yetiştirmek esastır. Bravo. İşte orada ana babanın örnekliği çok önemli. Çocuğun yetişkinlerden aldığı örnek terbiye çocuğa en derinden tesir eden o kısımdır. Mesela baba hiçbir zaman anneye karşı kabalık yapmayacak. Bırakın şimdi medyada çok görülen insanlara, kadınlara karşı şiddet gösterilmesini bırakın. Çok lütufkar ve nazik olacak eşler. İşte baba rolünü böyle görürse çocuk, kendisi de ileride evlendiğinde eşine karşı böyle nazik, lütufkar olur. Ha şimdi burası görüyorsunuz, %100 terbiyeye ait bir şey. Yani çocuğun nazik olması veya kaba olması fıtrattan, hazır doğuştan gelen bir şey değil. Terbiyeyle, eğitimle, çevreyle sağlanan bir şey. Hatta sevgi göstermek. Eşler arasında birbirine sevgi göstermesi, çocuklarına karşı gösterilen sevgi, bunlar hep öğrenilmiştir insanda. Halbuki hayvanlarda bunlar içgüdüseldir. Yani hayvan, kedi yavrusunu sever, yalar, ona işte emzirir vesaire. Bunu tamamen içgüdüsel olarak yapar. Kedi bunu öğrenmiyor. Bunu her kedi böyle yapıyor çünkü. Peki, insana gelince her anne aynı şefkatle çocuğunu emzirir. Birisi daha şefkatli, birisi biraz daha haşin, birisi de adeta sanki çocukla anne birbirleriyle boğuşuyorlar adeta, savaşıyorlar gibi bir tablo. Niye? Anne bu işi ne kadar benimsemiş, ne kadar buna hazır anne olmaya. Bunlar hep öğrenilmiş midir? Evet, içgüdüsel tarafı vardır çocuklukta. Sonra gittikçe güdüler esas olur. Güdü öğrenilmiştir. İçgüdü öğrenilmemiştir. O yaratılıştandır. Neticede çocukların güzel terbiyesi, ana babanın ve öğretmenin çocuğa vereceği en büyük miras, en büyük yatırım. Onun için küçük yaşta, o ağaç yaşken eğilir kısmında çocuklara adeta taşa yazı yazılır gibi iz bırakıyorsunuz çocukların terbiyesinde. Ondan sonraki terbiyede artık 12-15 yaşına geldi mi, çocuk önceden aldığına göre sizi dinler.
O yaşa kadar aldığı terbiye nazik, doğru, iyi ve çocuğa değer veren bir terbiye ise bu sefer çocuk da size değer veren bir şekle dönüşmeye başlar. Ha beni sev, bana değer ver demekle çocuk size değer vermez. Efendim önceki verdiğiniz 12 yaşına kadar, 15 yaşına kadar verdiğiniz terbiyeye göre ondan sonra size muamele edecektir. Onun için çocukları çocuklukta, gençleri de gençlik yıllarında ihmal ettiğinizde terbiye güçleşir. Kötü arkadaşlarla haşır neşir olursa, kötü etkilere erkenden çocuk maruz kalırsa, bunların terbiyesi çok zordur. Hatta ömür boyu terbiye uğraşsanız bile terbiye edemeyeceğiniz vakalar vardır. Hatta bir eğitimci diyor ki, kubbe üzerine ceviz koysanız durur mu? Yuvarlanır gider. Aynı bunun gibidir diyor. Kötü ahlakı iyi ahlak gibi benimsemiş bir insanın sonradan terbiye edilmeye çalışılması kubbe üzerine ceviz durdurmak gibidir. Durur mu? Durmaz. Şimdi bir başka örnek veriyor, onu da Gazali veriyor. Diyor ki, küçük yaşlarda terbiye edilmiş, iyi terbiye edilmiş çocuk, buluğ çağına geldiği zaman sizin sözünüzü dinler. Size itaat eder, sizinle sohbet etmeye başlar artık sizi. Siz çünkü onu yetişkin olarak görüyorsunuz, o da sizi bir yetişkin olarak görüyor. Karşılıklı bir ahlaki terbiye, iletişim başlamıştır artık 12-15 yaşlarında. Ama diyor, çocukluktan itibaren bu terbiyeyi almamışsa, o zaman siz o çocuğa bir şeyler söyleseniz sizi dinlemez. Hatta bu daha yetişkin olduğunda güzel öğütler buna hiç tesir etmez. Hatta bunlara hiç kulak vermez. Niçin diyor? Aynı bu şuna benzer. Kuru bir avuç toprak alsanız, duvara atsanız dağılır gider. Ama onu bir çamur haline getirip duvara atsanız oraya yapışır. İşte iyi terbiye edilmiş bir insan o kıvama girmiş çamur haline gelmiş. İnsanın bir tarafı da topraktandır ya. İnsanın yaratılışı, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı topraktandır. Tığın çamurdur, topraktır. İşte tığnet kelimesi de oradan gelir. Kuru toprağa atarsanız dağılır gider. Çocukluğunda iyi terbiye edilmemiş bir insan bu lüçanda artık söz dinlemez, hakikate kulak vermez. Onun için çocukluktaki terbiye asıldır. Ama bu demek değil ki, yani ileride hiç terbiye olmaz manasına değil. Ama çok zor. Çok zor. Bunlar üzerinde durduk. Yine irade üzerinde durduk. Aslında irade ince duygululuk, bir karakter istidadıdır. İradenin öncesinde açık bir muhakeme, doğru olanı görme esastır. Eğer iradenin öncesinde biz konuyu iyice anlamamışsak yanlış hüküm veririz. Verdiğimiz yanlış hüküm üzerinde ısrar da inatçılık olur. İrade olmaz. Doğru bir hüküm vereceğiz. Ondan sonra onun üzerinde ısrar edeceğiz ki o irade olsun. Onun için bunun sebebi şu. Çocukluğunda insanlara sertlikle bir şeyleri vermeye çalışırsanız onun kendi duyguları ve kendi düşüncesi ona katılmazsa sonradan olayları düşünerek tahlil etme yeteneğini kullanamaz veya çok az kullanır. Onun için çocuklara anlayışlı bir terbiye esastır. Oğlum bak ben kitap okuyorum, sen çok gürültülü bir oyun oynuyorsun, ben kitap okurken onu anlayamıyorum. İstersen bunu git bahçede yap, illaki bu gürültülü oyunu oynamak istiyorsan. Ama beni rahatsız ediyorsun değil bak. Ne beni rahatsız ediyorsun? Çık dışarıda bahçede oyun oyna ya. Burada senin mi, gürültünü mü dinleyeceğiz? Bak ikisi arasında çok fark var. Ben mesajı veriyorsunuz. Ben şimdi kitap okuyorum. İstersen sen bunu bahçede yap. Bu oyununu. Çocuğun çünkü sesli, hareketli oyunlara ihtiyacı vardır. Hep sessiz sedasız oturmasını beklerseniz olmaz.
Hatta zaman zaman onunla birlikte oturup şarkı da söyleyeceksiniz, ilahi de okuyacaksınız. Sesinizi onunla birlikte akort edeceksiniz adeta. O zaman çocuğun sesini nasıl kullanacağını öğrenin. Gürültünün değil, müziğin esas olduğunu. Yani ahengin esas olduğunu öğrenir. Mesela bugün insanlar çok gürültülü müzik dinliyorlar. Ve davulun önüne adeta mikrofon koyuyorlar. Zurnanın önüne mikrofon konmaz. Davulun önüne mikrofon konmaz. Onlar zaten sesi çok gür enstrümanlardır. Değil mi? Düğün salonlarında görüyorsunuz. Davulun sesi uzaktan güzel geliyor. Tabii, bravo. Davulun sesi uzaktan güzel geliyor. Şimdi düğün salonlarına gidiyorsunuz. Öyle bir gürültü ki, gürültü kirliliği. Ya bu insanlar evleniyor mu yoksa ızdırap mı çekiyorlar? Ufak çocukları orada görüyorsunuz, kulaklarını tıkıyorlar böyle. Hatta ben şunu da söyleyeyim bu arada. Ezan okurken, Kur'an-ı Kerim okurken de tatlı bir sesle. Öyle bağıra çağıra değil. Tatlı bir sesle, evet ses yükselir ama bağırılmaz mikrofona karşı. Ölçülü olacaktır her şey ve güzel olacaktır. İşte terbiyede ölçüllülük ve güzellik ihsandır. Kur'an'ın ihsan dediği, husun kökünden gelir ihsan, karşı tarafa değer verme ihsanla olur. Ölçüyü kaçırdınız mı ihsana gidemezsiniz. Ölçü de adalettir. Kulağın dinleme sesi hangi dalga boyundadır bellidir. İnsanlar o dalga boyunu daha altında olursa duymazlar, daha üstünde olursa da rahatsız olurlar. Bunu tam orta noktası. Musikidir. Tam orta noktası güzel konuşmadır. Onun ötesi bağırmadır veya gürültüdür. Bugün müzik diye gürültü yapılıyor. Birçok yerlerde. Sonuna kadar açılmış şeyler ile aletlerle çok gürültülü bir göya eğlence adına gürültü yapıyorlar. Hatta Boğaziçi'nde oturuyoruz biz. Karşı yakadan bizim yakaya çok gürültülü müzikler geliyor. Düşünün yani biz Anadolu yakasındayız. Rumeli yakasından bizim tarafa gürültülü müzikler geliyor. Peki. Şimdi çocuğa bu güzel terbiyeyi verirken ana babanın örnekliği ve öğretmenin örnekliği esastır. Yani çocuk sözlerden ve öğütlerden çok örneklere dikkat eder. Ne yapıp ettiğine dikkat eder. Ve buna ihtiyacı vardır çocukların. İşte örnekle terbiye esastır çocuklara. İradeye tekrar döneriz vakit kalırsa. Ama ince duyguluk üzerinde durmak istiyorum. İnsanlar duygu yönünden, çocukluktan itibaren duygu yönü düşüncenin öncesindedir. İnsanların duygusu düşünceden öncedir. Yani ağlar, güler, sevinir, üzülür. Bunlar hep duygudur. Düşünce ondan sonra gelir. O duyguyu hatırlarsınız, düşünürsünüz. O duyguyla düşüncelerinin arasında bir mekik dokursunuz. Bir oraya gidersiniz, bir oraya. Yani bir kilim dokursunuz veya bir kumaş dokursunuz, değil mi? Şimdi düşünce duyguya tersse, duygular düşüncelere tersse, bu sefer çelişkilere düşmen başlarsınız iç dünyanızda. Mesela insanları böyle boşlukta bırakmayın. İkilemlere düşürmeyin. Ya şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Şöyle mi yapsam daha iyi olur, böyle mi yapmak daha iyi olur derken insan tereddütte kalır, değil mi? Burada asıl olan bunun doğrusu şudur, hadi şöyle yapalım dedikten sonra artık çok tereddüt yaşamayın terbiyede. Yaşarsanız ne olur? Çocuk çok mütereddit olur. Ve durmadan hayatında hep ikilemle düşer. Ya bu da onu rahatsız eder ve hatta ileri safhalarda ruh sağlığını bozar. Ciddi rahatsızlıklara yol açar. Bir bu. İnce duyguluğu konuşuyoruz. İkincisi, insana değer verin ve güven verin. Bakın, çocuk daha bebeklikten, yeni dünyaya gelişinden itibaren iki şeye çok ihtiyacı var. Sevgi ve güven. Özgürlük yok başlangıçta. Bebek çünkü. Ondan sonra da özgürlük. Yani kendi karar verecek. Ufak çocuk bile ne yapacağını. Sen acıktın artık otur yemeği denmez. Ne denir? Acıktın mı?
Acıktınsa hadi yiyelim. Yok ben acıkmadım, biraz daha oyun oynayayım. Tamam biraz daha oyun oynayayım, sonra yemek yiyelim. Karar o verecek. Yok artık senin yemek saatin geldi. Yemek saatin geçiyor. O zaman yemek saati geldiyse biz yine de bir toleransımız olacak 10 dakika 15 dakika. Mesela bu çocuk bir makine değil. Çocuk böyle hemen düğme bastı, o aynen olsun. Buna tahakküm denir bu sefer. Saygı değil, çocuğun kişiliğine saygı değil. Onu adeta robotlaştırmak. Hadi bakayım çabuk yemeğe gel, hala geleceksin. Dur ya, ne oluyor yani çocuk oyun. Dalmış oyuna gidiyor, bırak gitsin. Çocuğun dünyası oyun çünkü. Kaç yaşına kadar, 15 yaşına kadar böyle gidecek mi? Evet gidecek. Çocuğun dünyası oyun. Her şey onun arasına gelecek. Ders de onun arasına gelecek. Ama oyuna da dalmayacak. Bakın, eğer çocuk oyuna dalıyorsa yine terbiyede hata var. Yani terbiye ederken burada şunu kastediyoruz. Sadece öğütle verilen terbiye değil. O yaşantılar, tecrübeler yoluyla hayatın içinde kazanmış her şey terbiyeye dahildir. İnce duygularda çocuğa güven vereceksiniz. Bebeklik çağından itibaren. Peki bu nereye kadar gidecek? Hep gidecek. Bugün insanlar güven krizi yaşıyorlar. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes birbirinden korkuyor. Korkular. Örnek vereyim. Korkular yüzünden insanlar kendilerine ve geleceklerine dair o kadar aşırı teminatlar sağlamaya çalışıyorlar ki adam torununa ev yapmaya çalışıyor. Yani evin üstüne bir kat atıyor, bu diyor çocuğa bir atalım, o da toruna. Ya dur bakalım, daha torun yeni dünyaya geldi veya daha gelmedi. Niye? Kendisi güvensizlik yaşamış, korkular yaşamış. Bir an önce onları ben güvende şey yapayım derken aşırıya gidiyor. Derken belki mali sıkıntılara giriyor, belki çevreyi bozuyor, belki yine etrafa bir tahakküm etme geliştiriyor. Onun için özgürlük daha ileri yaşlarda başlayacak. Önce sevgi ve güven. Ve bunu alamayan çocuklar bu güven krizini hayatlarını hep sürdürecekler midir? Evet maalesef. Bu kriz hayatlarının maalesef sıkıntısı olacaktır. Öyleyse çocukken alabildiğine sevgiyi ve güveni çocuğa vereceğiz. Çocuğu azarlamayacaksınız. Niye böyle yaptın demeyeceksiniz. Bunları konuştuk. Dönem boyunca. Hatta bir örnek vermiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Enes radıyallahu anh Medine döneminde Efendimiz'e hizmet etti 10 sene boyunca ve bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yapmadığı bir iş için niye bunu yapmadın demedi. Yanlış yaptığı bir şey için niye bunu böyle yaptın demedi diyor Enes. Niye böyle yaptın demedi, yani azarlamadı. İşte bu zor bir terbiye. Ama bunu yaptığınız zaman çocuk çok iyi terbiye olur. Peki nasıl düzeltti? Hadi şöyle yap, doğrusunu göstererek. Hadi şöyle yap Enes. Hadi şöyle yapalım diyeceksiniz çocuğa. Hadi gel canım şöyle yapalım. Ama ben birazcık daha oynayacağım diyorsa ona da izin verin. Birazcık daha oynasın. Ya hadi bırak oyunda gel ya şunu yapacağız dediğiniz zaman bu bir tahakküm oluyor. Ona hükmetmek değil, onu özgür bırakarak ileri yaşlarda. Çocukluğu konuşuyoruz. 10 yaşındaydım diyor Enes. Bir gün Resulullah bana git şunu al dedi. Vallahi gitmem ya Resulullah dedim diyor. İçimden geçirdim ki Resulullah bir daha söylese gideceğim. Ben bunu size anlatmıştım. Hatırlayan var mı? Hatırlıyorsunuz. Bir daha söylese gideceğim diyor. İşte çocuğun dünyası bu. Niye bir daha söylese gideceğim diyor içinde. O bir daha söylemesiyle o alaka ve sevgiyi daha fazla hissetmek istiyor çocuk. İkincisi, çocuk oyun oynamaya gidiyor arkadaşlarıyla. Kötü bir şey yapmıyor ki. Ona da izin veriyor Resulullah Efendimiz. Sonra diyor bir zaman geçti. Biraz sonra bir baktım ki biri kafamdan tutuyor. Döndüm baktım ki Resulullah. Ve gülüyor. Bana hadi Enes'i git dedi diyor. Peki ya Resulullah dedim ve gittim diyor. Alacağı şeyi aldım geldim diyor. 10 yaşında bir çocuğun psikolojisi işte bu kadar önemli. Onun o oyun ihtiyacını anlayacaksınız. Onun o duygularını anlayacaksınız. Niye gitmiyorsun ve niye bana karşı geliyorsun? Vallahi gitmem dedi çünkü orada dikkat ederseniz.
O demek değil ki o. Ha, buna ters reaksiyon diyoruz psikolojide. Ters reaksiyonun arkasında ne vardır biliyor musunuz? Daha çok sevgi ve ilgi çekme, alakayı çekme ihtiyacı vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Bir çocuk, "Aa, yapmam ben bunu, dersi çalışmıyor, bırak." Neyse, böyle ters reaksiyon mu gösteriyor? Buna tersine davranmanın sebebi nedir? Çocuğa fazla yüklenmişsinizdir, çocuktan çok şey istemişsinizdir ve tahakküm etmişsinizdir. Tahakküm etmek yok terbiyede. Ne var? Çocukla beraber onun istekleriyle yapılacak işin, dersin, işin ahengini birlikte bulmak. Çocuk da o ahengi bulur mu? Bulur. Hadi çalışalım, ben şimdi oyun oynayacağım. Tamam, oyna git, yarım saat sonra gel, çalışalım. Gitti, oynadı, yarım saat sonra geldi. Tabi gelmeyecek. Yarım saat geçti, siz saate bakıyorsunuz, yarım saat geçmiş. Ona göre daha 10 dakika bile olmadı. Çocuğun dünyasına göre. Oyuna dalan bir çocuk, sizin en keyifli vakitlerinizi düşünün. Zaman nasıldır en keyifli zamanlarınızda? Ya, su gibi akıyor gidiyor. Çocuk, iki saat geçmişti, daha yeni çıktım ya, yeni oynuyorum falan diyordur, değil mi? Keyifli çünkü. Peki sıkıntılı zamanlar geçmek mi? Durmadan hastayken falan saate bakarsınız, işte bir türlü zaman geçmez, uykunuz kaçmış, sıkıntı var, rahatsızlığınız var, saate bakarsınız, ya 10 dakika bile geçmemiş. Sıkıntılı zamanlar da geçmek bilmez, değil mi? Şimdi çocuk keyifle oynuyor şimdi, dalmış oyuna gidiyor. Siz bunu engellediniz olmaz ama çocuk temel oyuna da dalmasın. Ne yapalım? İşte çocukla yetişkinin ahengi önemlidir. İşte karakter terbiyesi görüyorsunuz, dikkat istiyor. Şahsiyeti incitmeden, o ince duyguları bozmadan, ondaki o sevdiği güveni kırmadan onu terbiye edin. Ha, böyle ettiniz mi? O zaman o çocuk ergenlik çağına geldiğinde, anneciğim, ya şöyle yapacağız ama ne dersin, size danışır. Babacığım, ne dersin, ben şu fakülteyi düşünüyorum ama bana uyar mı? Rahmetli peder bana dedi ki, oğlum ben İmam Hatip mezunuyum, onu da bu arada söyleyeyim. İstanbul İmam Hatip 63 mezunuyum. Lise bitiyor falan, babam dedi ki, oğlum sizin yere git. Hiç karışmadı bana. Ama ben öğretmen olmak istiyorum. Ve yüksek lisans mezunu gittim. Ondan sonra da hukuk fakültesine gideceğim. Ona da karışmadı. Ama dedi ki, ben de önce kaydımı dedi hukuka yaptırmıştım. Ama sonra döndüm, babam kimyager. Hem müftü hem kimyager. Sonra ben fen fakültesine geçtim dedi. Oğlum istersen tamam dedi, istiyorsan git dedi. Nitekim öyle oldu. Ben bir sene hukuka gittim, devam ettim. Birkaç ders de vermiştim. Sonra kararım değişti. Edebiyat Fakültesi. Tekrar imtihana girdim. Edebiyat Fakültesi'ne geçtim. Hiç babam karışmıyor ama. Niye öyle yaptın, niye yaptın, oradan oraya, nereye gidiyorsun falan. Aa, oku. Oku dedi yalnız. Ha, bakın okumak Allah'ın emri. Tamam, iyi okuyacaksınız. Ama hangi branşta uzman olacaksınız? Bunun kararında da çocuklara baskı yapmayacaksınız. O çocukla birlikte kararlaştıracaksınız. Tabii ki çocuk uzmanlarla da danışacak, ebeveynle de danışacak ama kalbinin gittiği yere de o mesleğini, en doğrusunu bulacak, bulabilir. İş dünyanızda nereye doğru gitmek istiyorsanız oraya gidersin. Buna mani olursanız yine karakter terbiyesinde, şahsiyet terbiyesinde çocuğa haksızlık etmiş olursunuz. İşte görüyorsunuz, işin kabiliyetler yönü var, ahlaki yönü var. Ha, iki taraf da sağlam olacak. İnsanlar iyi bir meslek sahibi, o mesleğe uygun karakterde insanlar olursa işte o zaman işini bulan mutlu olur. Bir de eşini bulan mutlu olur. Yani iyi bir izdivaç yapacak. Kendisine uygun, kültürüne uygun, anlayışlı ebeveyn, eşler olacak ki ileride anlayışlı bir ebeveyn olsun. Onun için bunda da telaşa girmeyecek insanlar. Eşler arasında muhabbet olacak, karı koca arasında muhabbet olacak, şefkat olacak, saygı olacak. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Bakın Rum suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Estağfirullah. وَمِنْ آيَاتِي اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Sizi Allah'ın ayetlerindendir,
sizin için kendi içinizden zevceler yaratması ve aranızda muhabbeti ve merhameti yaratması Allah'ın ayetidir diyor. Siz onlarla sükunete erersiniz diyor. Bir ailede insanlar, eşler birbirine karşı güvenecek, birbirini sevecek, birbirine karşı ve sonra da çocuklarına karşı merhamet sahibi olacak. Sevgi vermektir çünkü. Bu kıvamı yakalayamıyorsa evlilik yürümez. Yürüse kör topal yürür. Ondan sonra bu sıkıntılar çocuklara da intikal eder. O zaman çocukların psikolojisi bozulur. Ne yapacağız? Çocuklara o güveni tekrar kazandıracağız. Meslekte dayılar, anneler, öğretmenler, herkes burada sorumlu. Sadece ana baba değil, akrabalar sorumlu. Akraba ilişkilerine gelince insan fıtraten medenidir, sosyaldir. Akraba ilişkileri sağlam olacak. Görüşmeler, hediyeleşmeler, bayramlaşmalar, öyle bir telefonla, mesajla falan bayramlaşma olmaz, gideceksiniz. Yüz yüze insanlar iletişim kurdukları zaman o bir bayram olur. Yoksa uzaktan bir telefon veya uzaktan bir mesajla bayramlaşma olmaz. Şimdi bizim komşulardan birileri vardı, her bayram gelirlerdi ziyarete, oturur sohbet ederiz falan. Bizim çocukların arkadaşlarının babası, annesi falan. Sonra zaman geçti, bunlar biraz uzağa taşındılar. Bu görüşmeler kesildi. Derken iyice kesildi. Hiçbir bayram gelmesi oldular. Bir konferansta rastladım. Gelmişler, dinliyorlar. Nasılsınız dedim. Eh hocam, iyi olacak inşallah. Eyvah dedim. Ne oldu? İşte işler bozulmuş. İşler bozulmuş. Daha önce İşte komşular arasında ve akrabalar arasındaki bağlantı sıladır, sıla-i rahim. Bağlantıyı kurmak. Komşular birbirleriyle iyi geçinecekler. Onun için Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, komşunla iyi geçin ki Müslüman olasın. Kardeşinle sohbetini iyi yap ki mümin olasın diyor. Çok mu önemli? Komşunla iyi geçineceksin. Efendim komşum çok şey, kötü bir insan, beni rahatsız ediyor. Bu daha zor bir imtihan ama yine iyi geçineceksin. Şimdi sen ecrini alacaksın, o da komşusu da kötü geçindiği için, o da bu konuda kabahatli olduğu için, o da cezaya müstahak olacak. O sizi ilgilendirmez. Sen cezayı kesmeyeceksin. Peki, şimdi demek ki insanın bu sosyal tarafı da kuvvetlendirilecek. Yani sen fıtraten medeni çünkü. İzole bir hayat yaşanmayacak, akraba arasında, komşular arasında. Yalnız prensip şu, iyilerle beraber olmak, kötüleri de idare etmek, dolaşmamak onlarla. Rahman'ın kulları, Furkan suresinde mealen veriyorum, Rahman'ın kulları yeryüzünde vakarla yürürler. Kendilerine sataşırlarsa bir takım kötü ahlaklı insanlar, sataşırlarsa onlara selam der geçerler diyor. Onlarla dalaşmazlar, selam der geçerler. Vakar nedir? Vakar, insanın gurura kapılmadan insanlık izzeti, şerefi, o üstünlüğü koruması demektir. Eziklik değil ama gurur da değil, tam ikisi ortasında. Çünkü Allah insanı mükerrem yaratmıştır. İnsan üstün bir varlıktır. Ama bu şerefi, bu üstünlüğü güzel ahlakıyla kazanır. Yok ahlakı bozuksa aşağıların aşağısına doğru gitmeye başlamıştır. Tin suresinin en başında bütün incire ve tini ve zeytunu, zeytüne yeminden sonra Tur-i Sina'ya yeminden sonra لَقَدْ خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Muhakkak ki biz insanı en güzel bir kıvamda, en güzel bir şekilde yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik diyor Cenab-ı Hak. Kim o? O güzel kıvamı koruyan, güzel ahlaklı insanlar o yaratılıştaki, fıtrattaki güzelliği koruyorlar. Bunu koruyamayanlar, bu kötü ahlaka gidenler ise aşağılara doğru inmeye başlıyor. Onun için hayatımızda şuna dikkat edeceğiz. Hayatımızdaki manevi yükselişlere hamd edeceğiz. Elhamdülillah. O zaman mutluyuz zaten. Yok hayatımızda terslikler oluyorsa, o zaman estağfurullah diyeceğiz. O zaman inişteyiz. Nerede ya hata yaptık, orayı araştıracağız. Dostlarda,
bunun işaretleri vardır. Akraba ilişkilerinde bunun işaretleri var. Birini kırdığınız zaman mutsuz olursunuz. Hassas bir kalp bu mutsuzluğu hisseder. Yok, etrafı kırıyor, döküyor ama hiç bundan bir şeye müteessir olmuyorsa bunun ahlaki iyice bozulmuştur. Şimdi kötü ahlaklı, aşağıların aşağısına doğru inmiş bir insan karanlıklara doğru gidiyordur. Yükselen, temizlenen yükseldi diyor Kur'an. Yükselen ise güzel ahlakı aydınlanmış ve pırıl pırıl olayları muhakeme ediyor. Doğru görüşe doğru gidiyor ve doğru muhakeme sonucu doğru kararlar veriyor. İnsanlara ve yaratana karşı güzel ahlaklı bir insan oluyor. İşte bunları anlattık bu haftalar boyunca. Hepsinden şöyle bir hızlı bir özet yaptık. Peki şimdi soruyu tekrarlayalım. Bütün bunların içerisinde neler hissettiniz? Şu anda neler düşünüyorsunuz bu istikamette? Soruyu, aynı soruyu, baştaki soruyu tekrarlayalım. Benim için, kendimden bahsedeyim. Öfke, Allah'ın insanları sınaması. Hı hı. Şu anda da belki bir sınamadayım. Öfkeni yemeye çalışıyorum, yutmaya çalışıyorum. Hı hı. Nefis terbiyesi sayesinde. Bazen başarılı olabiliyorum. Bazen evde tartışma olabiliyor. Şimdi çok güzel bir nokta. Öfke gayet makul bir şey. Bir şey yanlış gidiyorsa çocuk da öfkelenir, yetişkin de öfkelenir. Niye? Öfke bizim kendimizi koruma güdümüz. Yanlışa hayır demek ama ileriye götürmemek. Yanlışlar karşısında ezik bir tavır almayın. Hakkınızı yedirmeyin, hakkınızı zayi etmeyin. Ama yanlışla mücadele ederken kendinizi yıpratmayın. Kendinizi yıpratmamak için de Allah'a sığının. Şimdi onun için bu soruları soruyorum. Sorularınızın hemen arkasında şunu söyleyeyim. Güzel terbiyede insanın bütün çabası tek başına yetmez, ilahi yardım şarttır. O zaman ya Rabbi benim ahlakımı güzelleştir, bana yardım et. Beni güzel ahlaklı kıl. Bu Efendimizin duası şöyle. Ya Rabbi benim yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir ki onun ahlakı evrensel bir ahlaktı. En üstün ahlaktı. Yine böyle dua etmesi bize öğretiyor onu. Ya Rabbi benim yaratılışımı güzel yaptığın gibi benim ahlakımı da güzelleştir diyor. Ve inneke le ala hulukun azim diyor onun için Cenab-ı Hak. Sen muhakkak ki en yüksek, azim bir ahlak üzeresin. Efendimiz de diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İnnemâ buistu li ütemmime mekârimel ahlak. Efendimiz de bütün peygamberlerden, Allah'tan gelen ve peygamberlerin tebliğ ettiği ahlak esasları İslam'da tamamlanmıştır. Öncekilerde eksiktir. Ne Hristiyanlıkta tamamlanmıştır, ne Yahudilikte. Güzel ahlak İslam'da tamamlanmıştır. Mesela Hristiyanlıkta sana bir tokat vurana sen öbür yanağını çevir diyor. Yani tam bir teslimiyet. Öyle, İslam'da öyle değil. Sana birisi bir şey verdiyse, bir ceza, bir azap, bir sıkıntı verdiyse sen buna mukabele edebilirsin ama affetsen daha iyi olur diyor. Ama mukabele etmek esastır. Şimdi siz kendinize asla kimsenin ne tahakküm etmesine ne emir etmesine izin vermeyin. İnsanlar hürdür, özgürdür. Ama karşılıklı rica etmek, karşılıklı vazifeleri güzel ahlakta severek işleri yapmak esastır. Herkes kendi sorumluluğunu, kendi vazifesini, kendi işi olarak severek yapacak. Karşı taraf buna hükmetmeyecek. Mesela siz çocuğu yetiştirirken dedim, ona o işi sevdirerek birlikte yapa, hadi gel yemek yapalım, beraber yaparsın. Hadi gel alışverişe gidelim, beraber gidersiniz. Ve sonunda çocuk ne olur? O işi benimser. Artık siz ona hadi git yemeği yap demezsiniz. Hadi anne gel beraber yapalım demeye başlar o da size. Bir süre sonra. Bir de şunu söyleyeyim bu arada. Şimdi çocuk okuyor. Öyleyse onu ne yemeğe sokalım, ne temizliğe sokalım, ne şuna evin sorumluluklarını vermeyelim çünkü okuyor. Bu son derece yanlış bir şey. Okuyorsa okuyor. Zihni faaliyet başka bir şey. Evdeki sorumlulukları yerine getirmesi o da başka bir şey. Peki birisi karakter, birisi kabiliyetlerin gelişmesi. Çocuklar
kadar gelişemiyor. Doğru söylüyorsun. Bugün insanlar, bir çocuk yumurta kırmasını bile beceremiyorsa, halbuki benim komşum vardı, 5-6 yaşındaydı, bir gün geldi, kız çocuğu, komşumun kızı, geldi, bizim hanım da, ben de evdeyim, teyze, yumurta kıracağım, evde baktım, yağ yok, biraz bana yağ verir misin diyor, öyle hoşuma gitti ki, tabii verdi bizim hanım, gitti, ya ufacık çocuk nasıl yaptı, becerdi oğlum, ne yaptı bilmiyorum, abisi vardı, herhalde abisine verdi, beraber kırdı, yumurtayı pişirdiler, yediler, çok hoşuma gitti. Ben konferanslarda onları hep anlatırım. Komşunun çocukları, çünkü benim arkadaşımın çocukları onlar. Onlardan ben çok şey gördüm. Bir gün hep anlatırım. Fakülteden dönüyorum arabayla. Baktım ki komşunun çocuğu 2-3 yaşlarında bahçe çıkmış, sokağa çıkmış, caddeye çıkmış. Yani bizim önümüzde cadde gibi bir sokak, işlek bir sokak. Bir baktım caddenin ortasında. Hemen yavaşladım, durur gibi yaptım ve hareket şu, arabanın içinde. Hiç bağırma çağırma yok. Hop bir baktım, bizim kız hop trotuarın üstüne çıktı. Hareket sadece bu. Bakışlarla anlaşacağız arkadaşlar. Çocuklar çok zeki. Hemen anladı, çıktı. Neyse, aradan zaman geçti. Ne demiş annesine biliyor musun? Mahmut amca, iğneci mi oldun? Biraz suratım sert ya benim. Bakın sokakta tehlike var. Ama iyiliği için. Ama çocuk bunu anlıyor. Beni de çok sever. Şimdi komşular arasındaki bu muhabbet, bu kardeşlik bir nevi, Efendimiz öyle buyuruyor. Cebrail aleyhisselam bana komşuyu o kadar tavsiye etti ki ben komşuyu komşuya mirası kılacak zannettim diyor. Komşu hakkı çok fazla. 40 evde komşudur yani. Bak şimdi ben çıkıyorum evden. Gidiyorum mahallede, birine rastlanıp selam veriyorum, adam böyle bakıyor bana falan. Neyse, 40 senedek oradayız, mahalledeyiz. Gerçi biz bir ara ayrıldık mahalleden, sonra geldik. Dedim bak ben selam verdim, senin adın ne bakalım, ben senin Siman Yabancı değil, adam 60-70 yaşında adam yani bu söylediğim. Ahmet dedi, ya dedim bak ben Siman'ı tanıyorum ama ismini bilmiyorum, kusura bakma dedim bak. Komşuluk ilişkileri, ben dedim epi bir zaman buradan ayrıldım, başka bir mahalleye gittim, kusura bakma dedim, adam o kadar memnun oldu ki, oturduk, oturmadık ayaküstü şöyle bir konuştuk falan, memnun oldum, tanıştık falan tekrar, aradan 40-50 sene geçmiş, ben adamın simasını hatırladım, adam da beni şöyle bir hatırladı tam değil, ama memnun oluyor, ufacık bir selam vermek, bir karşı tarafla bir iletişim kurmak insanı mutlu ediyor. Onun için insanın kalbine sürur veren insan güzel ahlaklı insandır. Baktım sonra biraz sohbet ettik, işte ne iş yapıyorsun, emekli tabii şu anda, yaşı 70'in üzerinde, benden de büyük, sağlıklı, genç, kendi işini kendi yapabiliyor. Bu işte sıla-i rahim, bu bağların kurulması, iyi ilişkiler insanı zinde yapar. Onun için sosyal ilişkileri ihmal etmeyin. Herkes birbirine dua edecek. Herkes birbirine yardımcı olacak. Bu selamla başlar, biraz konuşmayla, sohbetle devam eder. Bir ihtiyacı olursa yardıma gidilir. İşte o zaman güzel ahlak tamamlanır. Yardım farklıdır. Bazı insana para yardımı gerekir ama bazı insana da moral verilmesi lazımdır. Mahallelerde bu insanların bir araya geçip bir kahve sohbeti vardır ya, o kahve sohbeti ne kadar faydalıdır biliyor musunuz? En büyük terapidir. Mesela bu arada sakın şomazlılık yapmayın. Yani işte ben biraz rahatsızım ama bu ne olacak falan demeye başladı bu karşı taraf. Ha ben seni çok iyi gördüm, bayağı sağlıklı gördüm, bayağı dinç gördüm. Ona moral verin. Öbürkü de, ha öyle mi? Ha neyim var? İşte oram ağrıyor bu. Ha ben bilmem nerede bir doktor biliyorum falan. İşin hemen tababete giriyor sanki doktor. İlaç tavsiyeleri, doktor tavsiyeleri. Ya önce adama bir moral ver ya, adam bir rengi gelsin, bir kendine gelsin. Karşı tarafa selam budur işte. Selam sonra bir moral. Onun ahlakta bunlar çok önemli. Karşı tarafa
empati kurup ona değer verip ona moral verdiğiniz zaman sizin ahlakınız güçlenir, kuvvetlenir. İşte insan ilişkileri burası, ahlakın. Rabbül Alemin ile kulu arasındaki iletişim birincisi bu Allah kul arasında. Bu manevi bağ. Ondan sonra insanlar arasındaki bütün Adem oğullara beni Adem, Adem'in oğulları olarak kardeştir. Sonra müminler kardeştir. Hangi dinden, hangi mezhepten, nereden olursa olsun Adem'in oğulları, Adem'den dolayı kardeştir. Beni Adem. Ondan sonra da müminler de birbirinin kardeşidir. O zaman insanlara değer verip onlarla hoş geçindiğiniz zaman ahlakınız yükselmeye başlar. Şikayet etmeyin, şükredin, o nimet artar. Şikayet ederseniz şikayet ettiğiniz sıkıntınız artar. Sıkıntıları gidermenin yolu şükretmektir. Cenab-ı Hak buyuruyor, eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir. Azap geliyor arkasından. Peki şükür nasıl olur? Bunları konuştuk. İşte yıl boyunca. Şükür çok çeşitlidir. Bir kere şükür Allah'ın verdiği nimetlere karşı Cenab-ı Hakk'ı hamd etmek, övmektir. Birincisi bu. Elhamdülillah dediğimiz zaman hamd etmek, övmektir ve teşekkür etmektir, şükretmektir. Ondan sonra şikayet etmemektir. İmtihan icabı her insan imtihan olacaktır. İmtihansız kimse yok. Kimi varlıkla, kimi yoklukla, kimi hastalıkla, kimi iftirayla vesaire. Bu imtihan en ağırı peygamberleredir. Sonra Allah'ın veli kullarındadır. Allah dostları çok imtihandan geçerler. İşte Yunus'u görüyorsunuz, Mevlana'yı görüyorsunuz. En sevdiği arkadaşı Şems'i ne yapıyorlar? Yunus'u görüyorsunuz, en sevdiği insanı ne yapıyorlar? Biliyorsunuz. Onların romanlarını okudunuz, şeylerini, hikayelerini dinlediniz. Peygamberlerin ve iyi insanların bu şeylere karşı tavrı ne olmuştur? Hep sabır olmuştur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Mekkeli müşriklerin eza ve cefasına karşı onları çok iyi anlamış ve ileride onlar Müslüman olmuşlardır. Onlara sabretmiştir. Onlara lanet okumamıştır. Ama onlar sonunda büyük bir ekseriyeti Müslüman olmuştur. Tabi Müslüman olmayanlar da oldu. Mekke, Medine, Mekke'den çıkartılmıştır Hazreti Peygamber. Önce Müslümanların hicretine izin verilmiştir. En sonunda da Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile beraber çıkmıştır. O doğduğu, sevdiği şehirden çıkartılıyor. Ondan sonra Medine dönemi biliyorsunuz 10 sene. Ondan sonra tekrar Mekke'nin fethine kadar yine peşini bırakmıyor müşrikler. Takip ediyorlar. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı. Ya bırak artık adamlar gitmiş oraya de, demiyorlar yani. Bütün bunlara rağmen en sonunda Mekke'nin fethinden sonra yine affediyor onlar. Mekke'ye, Kabe'ye sığınan emandadır diyor. Ne bekliyorsunuz benden diye soruyor Resulullah Efendimiz. O fetihten sonra onlar diyorlar ki sen Kerim'sin, bizi affedersin, biz bunu bekliyoruz ve onları affediyor. Kabe'ye sığınanları ve artık karşı koymayanları, birkaç istisnası var tabii. Şimdi demek ki güzel ahlak devamlı bir ibadet içinde olmak demektir adeta. Niye? Allah'a karşı o tazim ve hamd ve şükür, İnsanlara karşı iyi bir insan olan sürekli ibadetin içindedir. Niye? Hep Allah'a karşı saygısı devam ediyor. Çünkü edebi devam ediyor. Şimdi tersini düşünelim. Edepsiz ise bu ilahi rahmetten, bu ibadetten mahrum kalmıştır. Onun için Efendimiz diyor ki, güzel ahlaklı insan bütün gün oruç tutmuş gibi sevap alır, bütün gece ibadet etmiş gibi sevap alır. Kötü ahlaklı da ibadet etse bile sevap alır. Bunları konuştuk. Önemli bir nokta işte öfkeden çıktı. Öfke insani bir şey. İnsani bir özellik. Ama öfkeyi kine döndürmeyeceğiz. وَالْكَازِمُنَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani gayz haline getirmek, kin haline getirmek yanlış.
Birilerine kızabilirsiniz, öfkelenebilirsiniz. Bu bir yakınınız olur, akrabanız olur, komşunuz olur. Ama bunu kin haline getirmeyin. Efendim o bana kötülük yaptı. Hatta siz ona iyilik yapın, hatta dua edin. Efendimiz öyle buyuruyor, diyor ki zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardımcı ol. Ya Resulullah diyorlar, mazlumu anladık, yardımcı olalım, kurtulsun. Peki zalime nasıl yardımcı olacağız? Yardımcı olun ki zulmü azalsın. Ya Rabbi bu kardeşimize hidayet et, aklı başında değil. Öyle aptalca şeyler yapıyor ki beni de rahatsız ediyor, kendinden mahvediyor. Ya Rabbi hidayet et. Allah'ım ya Rabbi buna akıl fikir ver, ya Rabbi bunu ıslah et. Ama işte görüyorsunuz sabır ne kadar zor. Akıllı çalıştıramıyorlar. Maalesef. Özgürlük meselesine gelince. Ya akıllarını çalıştıramıyorlar. İşte insanların çoğu akletmez zaten. 30 yaşında abimi biraz daha serbest bıraktık evlenince. 7-8 sene sonra 50-60 milyarlık bir kredi kartı borcuyla bize geldi. Allah korusun. Ne yaptı? İşte bu özgürlük değil. Ne yaptık? Borcumuzu ödeyebilmek için elimizde olan mal varlığımızı satıp onun kredi kartını borcuna ödedik. İşte gördüğünüz gibi. Güven sorunu. Şu anda ben abime ve babama karşı güven sorunundayım. Tabii. Demek ki bu her zaman kredi kartı borcu yapacak. Eyvah. Babam da her zaman şeyler satıp ödeyecek. Ha. Şimdi demek ki bu özgürlük değil. Yani çocuk, ha bak bizim evladım, bizim imkanlarımız şu kadar. Ne alacağız? Ev alacağız. Tamam. Noto'da, Baktosof'a bir ev alacağız. Oradan başlayacağız işe. Başımızı sokacak bir yer olsun. 50 metrede olsun, 60 metrede olsun yeter bize. Ama borçlanmayalım. Mesela ev alıyoruz. Çocuğu böyle terbiye edeceğiz. Adam gidiyor. Ya borç yiğidin kamçısıdır. 150 metre almışken bir kere alınır bu. 150 metre alalım, oradan kredi alalım, buradan bilmem ne yapalım. Ondan sonra geliyor haciz kapıya, evde gidiyor, arabada gidiyor. Ne anladık bu işte? İşte kötü terbiyenin sonuçları. Kanaat etmeyen çoğu var. Kanaat esastır. En büyük zenginlik kanaattır. Bakın biz 1100 lira maaş alıyoruz, sene 1971, ev kira. Yarısını kiraya veriyoruz maaşımızı. Önce 450 liraya ne oturuyorduk, sonra çıktık. 700'e kadar çıktık yani. Kaç tane ev değiştirdik. Maaşımızın yarısı kiraya gidiyor. Bu arada borç da ödüyoruz. Yeni evlenmişiz. O kadar kıt kanaat geçiniyoruz ki yani. O kadar kıt kanaat. Yani bugün en fakir adam ona tahammül edemez. Onu da söyleyeyim yani. Elhamdülillah. Buna hanım da Allah razı olsun katlandı. Bana bir kere ya niye biz böyle bir hayat yaşıyoruz demedi elhamdülillah. Allah razı olsun. Şimdikiler dilleri böyle pabuç gibi, 150 metreden aşağı yeri olmaz, bilmem ne bilmem ne, düğünde şundan aşağı şu olmaz, bunda buradan bilmem ne de adettir, yok bilmem ne de ayda. Borçlara gir. Ne, evleniyor muyuz, borçlanıyor muyuz? Ne yapıyoruz biz yani? Bakın çocuklarla iktisadi hayatınızı zorlayarak çocukları mutlu edemezsiniz. Bir televizyon haberinde gördüm. İki tane nur topu gibi kız ilkokulda. Son derece zeki çocuklar. Aile bir barakada oturuyor. Baraka bir balıkçı barınağı. Bir tek odalı balıkçı barınağında oturuyor aile. Haber bu yani. Şey değil, roman değil, hikaye değil. Haber. Anne çocukluğunda menenjit geçirmiş, konuşamıyor. Anne. Baba balıkçı, son derece az bir gelirleri var. Çocuklar pırıl pırıl zeki, öğretmen dikkatini çekiyor. Diyor ki bu çocukları bir kuruma verelim. Bu çocuklar çok zeki, ileride okuyacaklar, büyük adam olacaklar diyor öğretmen. Teklif getiriyor eve. Ne çocuklar bunu kabul ediyor, ne ana baba kabul ediyor. Çocuklar diyorlar ki biz annemizden babamızdan ayrılmayız. Anne sakat, menenjitten dolayı konuşamıyor ve yürüyemiyor, evin içinde sürünerek hareket ediyor. Baba bunlara bakıyor ama sevgi var ailede. Müthiş bir şeydi. Beni o kadar etkiledi ki o haber. Hiç unutmuyorum abi. Çünkü sevgi var, mutluluk var, kanaat var, çocuklar var. Allah öyle mi? Şimdi bunların, bu hikayelerin envai çeşidi dolu çevremizde. Şimdi ben bunlara kahramanlar diyorum. Bunlar iktisat kahramanları. Bunların elini öpmek lazım. Bunlar sevgi dolu insanlar. Bunları seviyoruz, sizleri seviyoruz.
Niye? Bakın saatinizi ayırdınız, zamanınızı ayırdınız. Şeyden beri hele siz ve siz hiç kaçırmadınız. Bütün hemen hemen %90'ına katıldınız. Allah razı olsun. Allah feyiz, bereket, sağlık, afiyet versin. İlim yolunda ve hikmet yolunda Allah daim etsin. Cenab-ı Hak kendi kul Habibine ümmet etsin. Kendinden başka kimseye muhtaç etmesin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yalnız ona kulluk eder ve yalnız ondan yardım bekleriz. Bunun sırrına vakıf etsin Cenab-ı Hak. İşte o zaman hiç şikayet kalmaz. İşte şükür budur. Şikayet şükrün zıttıdır. Bugün insanlar niye fakir kalıyorlar? Bunun için fakir. Şimdi kime sorsanız, o geçinemiyoruz diyor değil mi? Bu parayla geçinilir mi falan. Hemen şikayet. Tamam onlar, bak o demin söylediğim o tabloda, o anne de, o baba da, o çocuklar da şikayet etmiyorlardı. Ne geçimden, ne annesinin o durumundan. O kadar seviyorlardı ki, annesi de onları çok seviyor, onlar da annesini seviyor. Anne bir tane çünkü, bir tane de anne yok ki yani. Başka arkadaş bulunur, dost bulunur ama anne bulunmaz. Güzel annelere, hepsine saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar inşallah devam eder. Ama en mühimi siz bu güzel ahlakınızı çevrenize yayıp ve bu sıkıntılar geçicidir. Bu dünyadaki imtihanlar insanın kemali için herkesin nasibi kadar bu sıkıntılar gelir. Bunların bir kısmı hayırlı engellerdir. Bir takım bize çok ters gibi gelen, zorluk gibi gelen, hatta ceza gibi gelen şeyler aslında bizim önümüzdeki hayırlı engellerdir. Bizi iyi insan yapma yolunda birer merhale kazandırır, birer aşama kazandırır. Biz 30 saat derse giriyoruz üniversitede zamanında. Sabah 9'da gidiyorduk fakülteye, akşam 9'da falan eve giriyoruz, 12 saat full time. Akşam dersleri falan vardı. Geç vakit geliyordum, hocamı da alıyordum hatta. Hocam da o zaman bayağı ileri yaşlardaydı. Akşam dersinden çıkıyoruz, eve gidiyoruz. Öyle bir tatlı yorgunluk ki, yani kendimizi yatağa zor atıyoruz. Ama ertesi sabah yine aynı tempo devam ediyor. Elhamdülillah binlerce talebe yetişti. Şimdi onlar çok güzel hizmetler ediyorlar. Hepsi Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına dağıldılar. Güzel hizmetler ediyorlar. Onlar kimisi müftü oldu, kimisi öğretmen oldu, kimisi vaiz, böyle bir kısmı akademisyen oldu. Şimdi onlarla beraber oluyorum. O kadar bir tatlı bir şey ki. Mesela geçen bir tane Necdet Tosun var, profesör tasavvuf tarihinde. Şeye gitmiştik, Haseki Külliyesi var Pendik'te. Oraya gitmiştik. Onunla bir hasbihal ettik otomobile dönerken. O kadar memnun oldum ki. Yetişmiş bir talebenizi gördüğünüzde o kadar seviniyorsunuz ki veya yetişmiş bir arkadaşınızı. Onun için o innema usri yusra, zorluklarla beraber kolaylıklar vardır. Bakın usur önce geliyor, zorluk önce geliyor, kolaylık sonra geliyor. İnnema usri yusra. Zorlukla beraber arkasında kolaylık. Şimdi zorluklar geldiğinde Allah'a sığınacağız. Estağfurullah diyeceğiz, elhamdülillah diyeceğiz. Ama çok şükür değil bak, elhamdülillah. Bu bir imtihandır, bu zorluğu aşacağız inşallah diyeceğiz. Hadi Allah'a emanet. Bizim tam bir saatte bitiriyoruz biliyorsunuz.